Arkadaşlar merhaba. Campton Park yarışlarını değerlendireceğim. Ondan önce dün Adana'yı biraz yüksek rakam oynamıştık ama altılı. Altılı buldu. Rakam fazla vermedi altılı. Ama İzmir'de çok kötü gittik. Kötüydük yani, onu söyleyeyim. İlk defa altılı tutturduk diyeyim yayınladığımdan beri. Adana'yı şablonda tutturduk en azından. Onu da yatıramadık sistem arızası yüzünden. Bu da şans diyeyim artık. Urfa yarışlarına yorum yapmıyorum ya da tablo hazırlamıyorum. Bildiğiniz gibi Urfa handikapa göre koşmuyor. Farklı bir yer orası. Ya da Diyarbakır, Urfa, Elazığ yarışları. Handikaplar pek konuşmuyor orada. Başka şeyler konuşuyor. O yüzden bunları da geçiyorum. Campton Park'ın ilk koşusu, plasenin ilk ayağı. Kırmızı işaretiyle boyadığım atlar. Buranın handikap olarak büyük atları çıkıyorlar. Yani sürpriz yapabilecek atlar. Yeşile boyadığım atlar da bu yarıştaki favori atlar. Büyük atlar diyeyim. Kazancı olmuş atlar. Genelde zaten liste böyle gidecek. Bir şablon hazırladım, altılı şablonu. Zor bir altılı gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Bunu size sadece görün faydası olsun diye yapıyorum. Ben faydalanıyorum açıkça söyleyeyim. Birçok konuda ikililerde falan fayda veriyor. Faydasını görüyorum. Yoksa yayınlamam zaten. Siz de kendi bildiklerinizi buraya görün, bakın, ekleyin, çıkarın. Kesinlikle bir şey konuşmuyorum tutacak diye de. Faydası olacağına inandığım için yayınlıyorum. Geçiyorum ikinci koşu, altının ilk ayağı. Burada iki tane 1 ile 3 handikap puanı olarak buranın üstünde kaldılar. Sürpriz yapabilecek atlar. Powerleri de 2 ile 5 gözüküyor bende. Büyük atlar olarak, kazancıyla, handikapla büyük atlar. 2-5, sürprizde de 1 ile 3'ü vereceğim. Geçiyorum 3 tane 3 atın koştuğu bir yer var. %65 AGF çıkan bir atımız var. Şu atın handikapı olsaydı bende size bir şeyler söyler. Biri tek atardım. Ama 3 atla da yatmak istemediğim için 2 atı birden verdim. Handikapı 2 yarışına göre 85 iyi gayet. Ama şu atın handikapının gücünü bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. 2 at burayı izlemek daha güzel olur. Umarım çünkü 3. atı getirip de bizi yatırmazlar. Sonraki ayağa geçiyorum. Biraz karışık görmüşüm burayı. Bu ayağı. Handikap arkadaşlar yarışlar bu arada. Şartlı olsa daha net konuşurdum. Şartlılarda daha iyi başarılıyım. Handikap bizdeki handikaplar gibi değişir. Yani yarışlar, gelen atlar, değişik atlar gelir, sürpriz atlar gelir. O yüzden zor dedim bugün için. Belli olmuyor. Bazen direkt favorileri getiriyorlar. Bazen de tamamında sürpriz geliyor. Diyeceğim burada 3, 4 ve 2 nolu atlar sürpriz beklediğimiz handikap puanı yüksek atlar. Diğer 6 ve 1 nolu atlar handikap puanı olarak yüksekler kazançlarından dolayı. 7'yi eklemişim bir de. Altta da 9'u beklemişim. Ekledim daha doğrusu, bekliyorum. Burayı bayağı kalabalık tuttum. Kapatmak sizin elinizde, karar sizin. Ben de çıkan atlar bunlar. Geçiyorum diğer koşusuna. Burada bir tane atım var sürpriz beklediğim, 1 numara büyük çıktı handikap olarak. Diğer 3 ve 4 nolu atlar 3 numara handikap olarak çok büyük. Ha, şunu da söyleyeyim, handikap büyük. Eğer burası eksi yaptığım yerde büyük çıksaydı tek önerecektim. Öyle bir at ne yazık ki bulamadım programda. Tek önereceğim at olmadığı için biraz daha dağıttık ama çıksaydı direkt verecektim size, inanın. Şurasında yani şu 73 burada olsaydı gözünüz kapalı tek atın bu atı derdim. Handikap yarışında çok kazanan at, düşmüş bir at. Handikap puanı kazancından dolayı yüksek kalır. Ama eksi geriye doğru düşer. Kazanmama ihtimalleri yüksektir böyle atların. Favori veriliyor %62 ile. O yüzden rakip bulmakta fayda var, yatmayalım diye. Kesinlikle gelmez demiyorum ama handikap diyor bana. Şartlı olsaydı bu atı direkt önerirdim. Tek dahi önerirdim ama handikap olunca öneremem. O yüzden dikkat edin derim bu koşu için. Sürprizim 1 numara, büyük diğer atımda 4 ve 7 numaralı atlar. Aynı olay burada da var. 26 ile 1. at handikap koşu olduğu için burası yüksek çıksa yine tek vereceğim. Veremiyorum 1'i. 3 tane sürprize beklediğim at var. 6-7, 3-6-7 nolu atlar. En yüksek 3 numara beklediğim bir at oldu. 3-6-7, daha sonra 1, sonra da 11-12. Yani şeylerine bakmayın, totolarına aldatmasın sizi. Yazmakta fayda var bu atları. Geçiyorum son ayağından önceki. Son ayak, evet son ayağına. Burada bakın, burada handikaplar birbirlerine çok yakınlar. Ve çalışmam da 2 numara
handikap olarak büyük çıktı. Şartlı olduğu için burada tek önereceğim 2420'de. Rakipleri dişi at çıktı. Şu rakipler vardı, dişiler. Uzun mesafede pek tutmam dişileri. Sizler de biliyorsunuz. Kazancının yüksek olunması lazım şartla kazanması için. O da 2 numarada mevcut. Gördüğünüz gibi 31'e indi. Az önce söylediğimin tersi bu. Şartlı da burası düşük çıkarsa veririm. Banko dahi öneririm. 2'yi bu kalabalık zor koşuda banko olarak geçersek kupon rahatlıyor. Ben öyle yapacağım en azından. Tavsiyemdir. Ama mutlaka çalıştığınız varsa bildiğiniz at yazın. Hani %100 at yarışında garanti olmaz. Ben de çıkan bunlar. Şablonum var bir tane. Altılı şablonum 57 lira tuttu. Kısmama rağmen tuttu. Ola ki son ayağa kadar getirir. Son ayakta güzel bir yarış izleriz. En azından bir tane atımız olur. Bakarız bir, ne yapar diye. Tuttuğu zaman bu altılı bazen çok güzel paralar veriyor. Geçen 40 bin lira veren altılıyı bu şekilde oynasaydım eğer buluyordum. Misafirim vardı o yüzden oynayamadım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dedikten sonra da beğenmeyi unutmayın. Beğeni bizim için bir ilaç oluyor. Mutlu oluyoruz. Böyle takdir görmek de sizlerden gerçekten mutlu ediyor. Şansınız her daim bol olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle beraber kalın. Hoşça kalın.